Sonunda gelebildin demek. Necip Bey, çok yorgunum. Kusura bakmazsanız odama çıkacağım. Sonra konuşalım mı? Uzaktan bakınca annelik yaradı, akıllandı, sorumluluk sahibi oldu diye düşündüm. Demek ki yanılmışım. Aynı çatının altına girince her şeyin eski tas eski hamam olduğu ortaya çıktı. Ben neye kızdığınızı anlamadım Necip Bey, gerçekten. Kızım sen dalga mı geçiyorsun? Bütün gece ortada yoktun. Hadi bize haber vermeye lüzum görmedin. Evladını da mı hiç merak etmedin? Şermin size haber vermemiş anlaşılan. Ben onu dün aramıştım ama açmadı telefonunu. Sonra da mesaj gönderdim. Sonra da şarjım bitince hastanede de şarj bulamadım tabii. Affedersiniz. Hastanede mi? Zümrüt Hanım'a bir şey mi oldu yoksa? Yok. Bizim Kerem biraz ateşlenmişti de sabaha kadar onun başındaydık biz de. Öyle mi? Geçmiş olsun kızım. Haberimiz olsaydı bizim de elimizden geleni yapardık. Ben Şermin için tekrar özür dilerim. Hemen bu konuyu halledeceğim Necip Bey. Kusura bakmayın lütfen. Şermin! Tabii ki Osman Bey. Hiç merak etmeyin. İlaçlarımı içmeye devam edeceğim. Peki. Görüşürüz. Size de iyi günler. Efendim Necip Bey. İyi günler Zümrüt Hanım. Kerem hastalanmış. Geçmiş olsun. Şimdi nasıl? Daha iyi mi? Evet de siz nereden duydunuz? Yeşim söyledi şimdi. Dün gece hastalanmış galiba. Evet. Sabaha kadar başındaydık. Hala hastanede misiniz? Yok, eve geldik. Yeşim bıraktı bizi. Anlıyorum. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Başka söyleyecek bir şeyiniz var mıydı Necip Bey? Hayır Zümrüt Hanım. Yok. İyi günler size. Size de iyi günler. Çok özür dilerim aşkım senden. Beni affet ne olursun. Hiç böyle olsun istemezdim ama. Özledim seni. Yeşim müsait misin kızım? Müsaitim Necip Bey, buyurun tabii. Şermin. Buyurun lütfen. Kusuruma bakma kızım. Ne oldu demeden çıkıştım sana. İnsana bir kere yafta yapışmaya görsün. İyiye doğruya yönelse de itimat etmesi güç oluyor demek ki. Önemli değil Necip Bey. Üzülmeyin siz. Aslında hata bende. Şermin'i aramak yerine direkt Çınar'ı arayıp söyleseydim daha doğru olurdu. Akıl edemedim işte. Hayır yani madem yalan söylüyorsun bir haber ver. Ya Necip Bey aradığında ne diyeceğimi şaşırdım. Fena mı işte Zümrüt Sultan? Azıcık konuşmuş oldunuz. Aa şekerim. Benim böyle ucuz oyunlara ihtiyacım yok. Sen neler karıştırıyorsun anlat bakalım. Aa şimdi anlatamam hayatta ya. Zaten yemekte konuşacağız yeterince. Yalnız seni o oyunculuk yeteneğinden dolayı tebrik ediyorum. Ne söylediysen adamcağız bin bir perişan koşarak benden özür dilemeye geldi. Biliyorsun işleri idare etmekte üstüme yoktur. Hadi ben çıkıyorum. Sen de hemen hazırlan çık gecikme. Tamam tamam görüşürüz orada. Bye bye. Ben çıkıp sahilde biraz yürüyeceğim İkbal Hanım. Tüh, ar namus dümdüz millette. Okudunuz mu yazılanları Necip Bey? Sözde Çınar Yeşim için adam dövmüşmüş. Yok Yeşim'le Çınar aynı evde yaşıyorlarmış. Yani işin iç yüzünü bilmeden, insanın niyetini anlamadan nasıl da günah alıyorlar. Ne diyeyim İkbal Hanım? Milletin ağzı torba değil ki.
Hem kızın buraya gelip yerleşmesi de çanak tutmadı mı biraz? El lafıyla iş mi görülür Necip Bey? Hem Çınar çocuklar yanından ayrılmasın istedi. Onların yanında olsa daha mı iyi olurdu? Böylece gözümüzün önündeler hem. Peki Çınar görmüş müdür bu haberi dersiniz? Görmüştür efendim, görmüştür. Neyse ben biraz çıkıp yürüyeyim. Necip Beyciğim dikkatli olun lütfen. Necip Bey üstünüzü kalın giyinin, hava çok soğuk efendim. Erkencisin Zümrüt Hanım. Sizin için omlet yaptım. Bak böyle karışık olduğuna bakmayın. Çok lezzetli. Güzel İzmir'imden. Otlu peynirli omlet. Durun Zümrüt Hanım. Önce bir sofraya otursaydık. Aa lütfen. Beni kırmayın. Ne olur. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Biliyordum. Çok lezzetli olduğunu biliyordum. Hadi oturun ben size servis edeceğim. İyisiniz değil mi Zümrüt Hanım? Tabii ki iyiyim. Böyle bir zamanda kötü olamam ki. Buyurun Necip Bey. Bu Ali denen adam neyin nesi, ne iş yapar, kiminle çalışır, karısı kimmiş, neden ayrılmışlar, Zümrüt Hanım'ı nereden tanır? Bütün şeceresini öğreneceksin bana. Emredersiniz beyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.